geldiniz. Bugün yine çok özel bir mekandayız. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den başlayan yerinde Avrupa yakasındayız. Aslında 1 Mayıs'a kadar buradayız da denebilir. Rumeli Kavağı denen bölgedeyiz ve elimizde dürbün gökyüzünü kontrol etmeye çalışıyoruz. Biraz yükseklere, yükseklerin efendilerine bakıyoruz. Oraya dikkat kesildik. Kartallar, şahinler, atmacalar hepsi birer birer İstanbul'un üzerinden geçiyorlar. Ve aşağı yukarı şu ana kadar 26 bin civarında kuşun geçtiği, yırtıcı kuşun geçtiği belirtiyor. Aslına bakarsanız 100 binin üzerinde kuşun buradan geçeceği tahmin ediliyor. Ve Türkiye üzerinden geçen toplam kuş sayısına baktığınız zaman onun da yırtıcılar ve öticiler olmak üzere toplamının 500 bini aştığı belirtiliyor. Evet, iki kıtanın birleştiği yerde İstanbul'da yaklaşık şu ana kadar 26 bine yakın kuşun geçtiği ifade ediyor. Bunlardan aşağı yukarı 15 bin tanesinin de yırtıcı kuş olduğu belirtiliyor. Kuş gözlemcileri ise bu efsanevi göçü izlemek üzere burada çok özel mekanlarda toplanlar. Burası onlardan biri. Kuş göçünün görülebildiği en iyi yerlerden biri. Gerçi hava biraz kapattı ve kuşlar biraz daha yüksek uçtuğu için son dakikalarda bu göçüşü pek görebilmiş değiliz ama yaklaşık 10 dakika önce 10'da 15'ti gruplar halinde leylekleri, hatta şahinleri ve kartalları da görebilmiştik. Ve herkes bu geçişe tanık olmak için kendini bu yeşilliğin içine atmış durumda. Aslına bakarsanız değerli izleyenler, kartallar yüzyıllardır Nisan ve Mayıs aylarında Afrika'dan Avrupa'ya, Eylül ve Ekim aylarında ise Avrupa'dan Afrika'ya geç ediyorlar. Oldukça uzun bir yol kat ediyorlar. Yaklaşık 40 bin kilometre yol alıyorlar. Tabii yukarıdan İstanbul'a baktıklarında buradaki değişime ne derler bilinmez ama biz onları buradan yukarıya doğru baktığımızda, özellikle dürbünümüzle baktığımızda izlemekten büyük keyif ve mutluluk alıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız kuş gözlemciliği de oldukça zordur. Üniversite yıllarında Urfa'ya gitmiştik. Kere aynakları gözlemek için 3 gün bir kulübede kalmıştık. Onları biliyoruz ne kadar zor olduğunu bulmanın, görmenin, onların tavırlarını, davranışlarını izlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir kartal, bir şahin, bir atmaca, hatta leylekleri görmek için de tüm İstanbulluları böyle mekanlara davet ediyoruz. Eğer kartal dediğinizde futbol takımı, eğer şahin dediğinizde bir otomobil markası ya da atmaca dediğinizde bir savaş uçağı veya leylek dediğinizde seyahat anlamıyorsanız, öğrenmek, deneyim kazanmak veya bu konularda konuşmak, düşünmek istiyorsanız sizi buralara davet ediyoruz. İstanbul'un zirvesindeki bu resitali görmenizi istiyoruz. Aslına bakarsanız yukarıda çok değişik kuşlar var. Mesela orman kartalı var, yılan kartalı var, küçük kartal var, şahin var, arı şahini var, atmaca var, yoz atmaca var, leylek ve kara leylekler var. Bana göre İstanbul'un bu özelliğinin İstanbullular tarafından da sahiplenmesi gerekiyor ki İstanbul'un son kalan doğa parçalarına da sahip çıkalım. Belki bu kartallar seneye geldiklerinde çünkü burada başka bir şey de görebilirler. Burada bir asma köprü görebilirler, burada bir otoban görebilirler, yeşilliklerin yavaş yavaş yok olduğunu görebilirler ama bugün buradalar. 1 Mayıs'a kadar buradan geçiş yapacaklar. Dolayısıyla hala havada süzülüyorlar, hala ormana bakıyorlar, denize bakıyorlar, hala bir balık, bir yılan, bir tavşan peşinden süzülerek aşağı kadar iniyorlar.
Evet, bilir misiniz bilmem. Otodrom diye bir kelime vardır. Otodrom farklı bir anlam içerir. Otodrom aslında şöyle söyleyelim. Bir kilo üzerindeki iki nokta arasındaki çizilebilecek en kısa hat veya en kısa yol demektir. Bu en kısa yolu tespit edebilmek için yer kürenin tamamını görmeniz, ona hakim olmanız gerekir. Olağanüstü karışık bir yığın formül ve ancak otodrom çizgisinin bulunmasına yardımcı olabilir. Peki şunu düşünün veya şöyle düşünün, o çizgiyi bulabilmek için atmosferin dışına çıkıp yer küreyi bir bütün olarak gördüğünüzde belki uzay mekiğinin penceresinden baktığınızda iki nokta arasındaki en kısa çizgiyi görebilirsiniz. O da belki. Peki nasıl oluyor da ne bir formül ne bir atmosferin dışına çıkma sistemi uygulayan kuşlar en kısa yolu buluyorlar? Aslında bu son derece ilginç. Neden ilginç? Çünkü örneğin gemilerde, boğazdan geçen gemilerde de baktığımızda aynı şeyi söyleyebiliriz. 19. yüzyıldan önce en kısa çizgiyi bulacak rotayı tespit etmek mümkün değildi. Peki nasıl oluyor da yukarıdakiler hem de bizim Türkçedeki yanlış bir deyimle kuş beyni dediklerimiz bu en kısa yolu buluyorlar ve oradan oraya hareket ediyorlar. 40 bin kilometre yol alabiliyorlar. Aslında dilleri olsa bize gerçekten sinirlenirlerdi diye düşünüyorum. Yine bilmem bilir misiniz, kartallar özellikle buradan geçen yırtıcılar içinde kartallar tek eşlidir. Öyle ki yuva yaptıkları yere her yıl aynı şekilde giderler ve aynı yere yuva yaparlar. Bu kadar da çevrelerine sadıktırlar. Keza kartallar kadar sadık bir başka toplulukta kuş gözlemcileri. Çünkü bu göçün sadık izleyicileri de var. Hatta bu izleyici sayısını artırmak için Doğa Derneği bir kuş gözlem turizmi de düzenlemiş durumda. Mayıs ayının birine kadar isteyenler 45 yeni Türk liralık bir para karşılığı bu kuş gözlemine katılabiliyorlar. Şimdi bana sorabilirsiniz, havaya bakmak için de para ödenir mi diye. Ama ben de size şunu söyleyebilirim. İstanbul'daki Boğaziçi kartallarının geçişini izlemek üzere bırakın İstanbul'u, bırakın Türkiye'yi, Fransa'dan bile gelenler vardı. Geçtiğimiz yıl biz buna tanık olmuştuk. Par exemple, on peut voir du faucon pèlerin, mais... Kuş göçünü izlemek inanılmaz bir olay. Fransa'dan geliyorum. En çok şahin ve kartal gördüm. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası küçük orman, kartalı çok. Şahinler var, arı şahinler var, deliciler var, doğanlar var, atmacalar var. Çok çeşitleri var yani. Toplam 30 tane var. Bu yıla geldiğimizde ise doğa severler, başta ilkokul öğrencileri olmak üzere değişik grupları bu geçişi, bu efsanevi geçişi görmek üzere buralara davet ediyorlar. Çok değişik noktaları var İstanbul'da kuşların geçişini gözlemleyebileceğiniz. Hatta şöyle söyleyelim, NTV ekibi de son iki gündür değişik noktalarda kuş gözlemcilerini takibe aldılar. Haberimizi izliyoruz. İstanbul dünyanın en önemli yırtıcı kuş göçü rotaları üzerinde bulunuyor. Yılda iki defa binlerce kuş İstanbul üzerinden göç ediyor. Kartal, leylek ve şahin türlerini Mart ayı sonları ve Haziran ayı başları arasında Sarıyer sırtlarından, Eylül ve Kasım aylarındaysa Çamlıca tepelerinden gözlemlemek mümkün. Özelliği çok fazla bilinmese de kuş gözlemcileri ve meraklıları Sarıyer'e akın etmiş durumda. Güneyden geldiler ve kuzeye doğru gidiyorlar. Güneyde kışladılar. Şimdi üremek için de kuzeye doğru gidiyorlar ve burası Avrupa'nın en önemli ana göç yolu İstanbul Boğazı. Hem bahar için hem de sonbahar için. Baharda Sarıyer sırtları, sonbaharda da Büyük Çamlıca Tepesi, Küçük Çamlıca Tepesi göçün en iyi izlendiği noktalar. Buradan şimdi işte hangi kuşlar geçiyor? Küçük orman kartalları geçiyor, şahin geçiyor, arı şahinleri başladı, atmaca geçiyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde yırtıcı kuşun İstanbul üzerinden geçtiği belirtiliyor. Ancak göç sezonu boyunca bu rakam 100 binleri bulacak. İlkbahar, sonbahar. Sonbahar özellikle daha da fazla kuş geçiyor. Her sene toplam birkaç yüz bin kuş geçiyor. Tek sorun bütün sezon boyunca sayılması pek yapılmadı. Fakat 1 milyona
bile varıyor olabilir toplam geçen yırtıcı sayısı. Fakat yüz binlerle ifade edilen rakamlar. İstanbul'da yaklaşık 1,5 ay boyunca küçük orman kartalı, yılan kartalı, şahin, arı şahini, atmaca, leylek, kerkenez ve birçok türde yırtıcı kuşu gözlemlemek mümkün olacak. Evet, bu efsanevi gözlemi yapmak için veya bu efsanevi geçişi gözlemek için buraya gelebilirsiniz. Sizi davet ediyoruz ama konuklarımızla da konuşacaklarımız var, sorularımız var. Çok değerli konuklarımız var. Yanımızda Kıtalar Arası Kuş Göçlerini İzleme Derneği Başkanı Doçent Doktor Sayın Serhan Oksay ve Doğa Derneği Genel Müdürü Sayın Güven Eken var. Kendileriyle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Şimdi şuradan başlayalım. Bu göç yolu, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan bu 40 bin kilometrelik göç yolu nereden başlayıp nerede bitiyor? Ne dersiniz? Afrika'nın çeşitli bölgelerinden tabii başlıyor. Ta Güney Afrika'ya kadar uzanabiliyor. Sonra Orta Doğu'da İsrail üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim Antakya üzerinden doğuya ve batıya doğru ama önemli bir bölüm tabii Avrupa'ya doğru geldiği için batıya doğru sarkıyor ve boğazlar üzerinden. Bir kısmı Anadolu'da kalıyor tabii ki. Evet. Yani hepsi Avrupa'ya gitmiyorlar ama Avrupa'ya gitmek isteyenler buradan geçiş yapıyorlar. Peki neden bu göçü yapıyor kuşlar? Yırtıcılar var, öticiler var, leylekler var, kartallar var. Neden bu göçü yapıyorlar ve İstanbul'un bu göçünü içindeki önemi nedir? Neden buradan geçiyorlar? Yani özellikle İstanbul'dan, çünkü öyle söyleniyor. Boğazcı kuşları deniyor. Evet. Tabii besin zinciriyle ilgili, iklimlerle ilgili. Tabii bulundukları yerde Afrika'daki ortamın besinin azalmasıyla, havanın değişmesiyle birlikte daha rahat besin bulabilecekleri, iklimin daha uygun olduğu bölgelere doğru, daha ılıman olduğu bölgelere doğru geçiş yapıyorlar. Ve bu geçiş milyonlarca yıldır yapılıyor. Örneğin leylekler burayı tercih ediyor çünkü leylekler sıcak hava termallerini kullanarak yükseliyorlar. Evet. Göçteki altın kural şu: minimum enerjiyle maksimum yol. Dolayısıyla termalleri kullanıyorlar. Termaller denizler üzerinde oluşmuyor. Ama denizler burada çok küçük bir mesafeyi oluşturuyor. Dolayısıyla o yüzden burayı tercih ediyorlar. Yani denizlerin sıkıştığı yerde sıcak ve soğuk hava akımlarını kullanıyorlar. Yanılmıyorsam. Peki şunu soracağım. 40 bin kilometrelik uzun bir uçuş yolundan bahsediyoruz. Böyle bir uçuş yolunda müthiş bir enerji harcandığını siz söylüyorsunuz. Buna bir hazırlık yapılıyor mu kuşlar tarafından? Bu gözlemlenmiş mi? Mutlaka tabii. Kimi kuşlar, özellikle kıyı kuşlarının ağırlıklarının iki katına çıktığı gözlemlenmiş göç öncesinde. Çünkü özellikle çok kanat çırpan kuşlar, öticiler, bülbüller gibi öticiler, yani onlar da geliyor ama onlar gece geldiği için göremiyoruz onları. Onlar gruplar halinde geliyorlar. Onlar bu zorlu yolculuğu yapabilmek için adeta böyle kütük gibi yağ biriktiriyorlar vücutlarında ve göç tamamlandığında o yağ da erimiş oluyor. Peki ben size tekrar döneceğim ama şunu da merak ediyorum. Mesela kuşlar göç ederken mesela yönlerini nasıl tayin ediyorlar? Çok önemli. Göç yolunu bulmak hakikaten kalıtsal mıdır? Mesela en iyi yolu nasıl buluyorlar? Yoksa bu ırsi midir? Yani böyle hani biz de babadan oğula geçer ya, bilmiyorum, kuşlar da böyle midir? Bu zaten tam olarak yanıtlanmış bir soru değil bilimsel olarak sorduğunuz soru. Çok farklı teoriler var bunu öğrendikleri, bunun kalıtsal olduğu. Ama kelaynakları biliyoruz şu anda Türkiye'de. Son işte göçü bilen bireyler ortadan kalktığı için, kuşaklar ortadan kalktığı için şimdiki genç bireyler farklı sebeplerle bir türlü göçe gitmiyorlar. Gidenler de göç rotasına devam edemiyorlar. Çok farklı teoriler var bununla ilgili. Dünyanın manyetik alanından tutun da bunun aileler bireyden bire önünde. Ama asıl olan, asıl buradaki konu göçe zorlayan faktörler. Yani kuzey yarımkürede kış gelmeye başladığında, hava serinlemeye başladığında, yaşam koşulları zorlaşıp besin azalmaya başladığında kuşlar yavaş yavaş buraları terk edip kış boyunca, bize göre kış olup güney yarımkürede yaz olan dönemlerde besin bulabilecekleri yerlere gitmeye zorlanıyorlar. Aslında bundan yola çıkarak gelişmiş bir davranış şekli. Yani mevsimsel olarak zamanı kendileri tayin ediyorlar. Hava şartlarına göre tayin ediyorlar. Dünyamızın değiştiğini düşünürsek elleniyorlar falan. Onların da pusulaları bilmiyorum, şaşarım. Şunu merak ediyorum. Göç yolları üzerinde sulak alanlar, konaklar olması lazım ki mutlaka dinlendikleri yerler vardır diye düşünüyorum.
Oralarda durum ne mesela? Biz kendi ülkemiz açısından kuşların göç yolu üzerindeki sulak alan konakları koruyabiliyor muyuz? İyi bakabiliyor muyuz? Çünkü burada yakında bir asma köprü olacak. Burada ne olacak onu da bilmiyorum. Ne yazık ki Türkiye'de tam kuş göç yolunu Belen'den, Antakya'dan İstanbul'a uzanan kuş göç yolunu takip eden sulak alanların neredeyse tamamı, bir ya da iki tanesi değil. Amik Gölü, Ereğli Sazlığı, Otamış Sazlığı, Tuz Gölü ve çevresindeki uydu göller ve hatta son yıllarda Balık Damı gibi çok önemli sulak alanlar tamamen kurudu. Bunun kuşların nüfusu üzerine etkisi, göçü üzerine etkisini şu anda bilebilecek kadar uzun soluklu veri yok ama hiç şüphesiz bunların yaşam kalitesini, kuşların yaşam kalitesini, hayatta kalmasını ve üreme başarısını etkileyecektir. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz ama ne yazık ki Türkiye uluslararası ölçekte önemli bu sulak alanları teker teker kurumasına göz yumdu ya da kuruttu. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kuşlar bu göçü yaparlarken müthiş bir enerji harcıyorlar. Belli bir bölümü bu göçü tamamlayamıyor diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz. Dediğim gibi bununla ilgili bilimsel veriler elimizde yok ama bunun sonu bu. Çünkü eğer göç, normal göç yolculuğunuzda binlerce yıldır devam eden göç atanız üzerindeki çok önemli bir beslenme noktasını kaybettiyseniz ve bu o türün dünya nüfusunun çok önemli bir kısmına tekabül ediyorsa hiç şüphesiz o türün tükenmesiyle ilgili süreci aşmış oluyorsunuz. Örneğin Türkiye'de dik kuyruğun Orta Anadolu'da tükenmesinin temel sebebi bu oldu. Sulak alanların, ki o da göçmen bir kuş. Sulak alanların tümüyle kurumasından dolayı dik kuyrukların nesli tükendi Orta Anadolu'da. Peki şunu da merak ediyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yanılmıyorsam 50 milyona yakın kuşları izleyen kuş sever ya da kayıtlı doğa sever var diyelim. Türkiye'de bu rakam nedir hocam? Türkiye'de bu rakamı aslında sen daha iyi bilirsin ama ben... Bine yakın şu anda. Bine yakın. Bunların önemli bir kısmı Doğa Derneği'nin üyeleri, diğerleri internet ortamında birbirleriyle haberleşiyorlar. Ama aslında bu rakam çok mütevazı gelebilir ama aslında bu çok iyi çünkü bütün bu insanlar toplam 5-6 yıllık bir sürede ortaya çıktı. 2000 yılına geri döndüğünüzde iki elin parmaklarını geçmezdi kuş gözlemcisi sayısı Türkiye'de. İşte belki de biz, Serhan ve ben de bunlardan iki tanesiydik ama çok hızlı bir şekilde şehir nüfusunun da artmasıyla bu hobi Türkiye'de gelişiyor. Şimdi burada çok önemli gerçeklerden biri de şu. Diyorsunuz ki lütfen ilkokul öğrencileri başta olmak üzere önümüzdeki 15 gün içinde böyle bir fırsat var, gelin görün. Bu çağrınıza bugüne kadar bir yanıt bulabildiniz mi? Aslında bulduk. Biz bu dönem boyunca yaklaşık 1000 kadar kişinin buraya geleceğini, özellikle hafta sonlarında yoğunlaşmak üzere. Ama yeterli değil çünkü 15 milyon insanın yaşadığı düşünülen bir kente özellikle anne babalar, özellikle öğretmenlerin bu çok mucizevi olayı, dünyanın çok nadir noktalarında gözüken bu mucizevi olayı kaçırmamalarını, bizlerle bağlantıya geçmelerini, Doğa Derneği'ni aramalarını istiyoruz, umut ediyoruz ki daha çok insan bu çok benzersiz doğa mucizesini yerinde hem de şehrinde evinin birkaç kilometre kuzeyinde görebilsin. Aslına bakarsanız hocam tabii ben teminden beri kuşları görüyorum, konuşuyoruz orada. Leylek mi, şahin mi, kartal mı? Evet, geçiyorlar. Bu arada da evet, kara leylekler var. Şunu merak ediyorum, kuşları tanıtan bir kitapla ya da ne bileyim bir bilgiyle buraya gelmek çok daha etkin olur. Zannediyorum siz turlar düzenliyorsunuz. Ona geleceğim ama bunu elde edebileceğimiz, tanıyabileceğimiz kaynaklara ulaşmak kolay mı Türkiye'de? Tabii ki. Bu konuda iki tane önemli kaynak var. Bunlardan bir tanesi şu elimde gördüğünüz kuş gözlemcisinin cep kitabı. Evet. İçinde Türkçe olarak ve cebe sığabilecek şekilde tasarlanmış. Evet. Hazırlıklı gelmekteler var. Çünkü hangi kuşu gördüğünüzü bilmek bu gerçekten önemli. Ve bunu hangi kuşu burada gördüğünüzü işaretleyebilirsiniz ve bunları işaretleyerek sürekli gördüğünüz türlerin artmasını sağlayabilirsiniz. Peki evet. Burada önemli olan notlardan biri şu, kuş türlerinin sayısındaki azalmadan bahsediliyor. Az evvel çok net bir şey söyledik, 15 milyonluk kent, yarın buraya bir köprü yapmayı da düşünüyorlar, asma köprü ve otobanlar, yani ormanın ortasından geçen. Bunun dışında, yani insan kirliliğinin dışında, küresel ısınmanın kuşların sayısında, türlerinde bir azalma, artma yaratmadığını merak ediyorum. Bunu çok söylüyorlar. Bir de bu iş gerçekten böyle mi yoksa spekülasyon mu?
Hayır tabii bu gerçek, çünkü biz burada, sen de hatırlarsın, Avrupa Birliği'nde katılımıyla bir sempozyum yaptık. O sempozyumda sunulan bildirilerde çok açık bir şekilde küresel ısınma ile birlikte örneğin kelebeklerin daha tırtılların daha erken bir dönemde ortaya çıktığı, göç eden kuşların tırtıl dönemini yakalayamadığı için de yavrularını yeterince beslenemediği ve sürekli olarak her türdeki kuşun sayısında azalma olduğu kanıtlandı. Yani bu bilimsel verilerle ortaya konan bir gerçek. Dolayısıyla ayrıca epey bir kuzeye kayanlar da var. Yani şu anda 2030 yılına yapılan modellemelerde Avrupa Kuşları Atlası'nda pek çok türün dağılışının onlarca hatta yüzlerce kilometre kuzey enlemlere kayan, örneğin Akdeniz türlerinin Orta Avrupa'ya, Orta Avrupa'daki türlerin Finlandiya'ya, Norveç'e, İsveç'e sıçrayacağı yönünde bilimsel yayınlar var, atlaslar var. Tabii bu arada izleyicilerimize söyleyelim, bu kaymaların temel nedeni dünyanın ısınması, 2 derece 3 derecelik ısınmadan 2 dereceden bahsediyoruz. Isınması 6 derece olunca zaten bizim de bir yerlere gitmemiz gerekecek. Ama ben tekrar şu doğa sevgisi, en azından gözlem fırsatı, 15 milyonluk kentte 1000 kişiyi aşan bir topluluğun buralarda bulunmasını istiyorum. O yüzden doğa derneği olarak zannediyorum yaptığınız etkinlikler var. Onlardan da bahsedersiniz, önümüzdeki günleri hiç olmazsa insanlar değerlendirir diye düşünüyorum. Tabii bizim yaptığımız çok basit, bir minibüse ya da otobüse binip burada gün boyunca resimler eşliğinde misafirlerimize kuşları, kuşların türlerini anlatıp bir yandan da bugün olduğu gibi üstümüzden geçen kuşların kendilerini gösterip günübirlik geziler düzenliyoruz. Bunlarla ilgili bütün ayrıntılı bilgiler Doğa Derneği, dogaderneği.org adresinde var ya da 252-56-76 Avrupa yakasındaki telefonumuz, buradan bizi ararlarsa bütün ayrıntılara ulaşabilir. Evet, biz de bu arada ben de bir şey eklemek istiyorum. Biz de dernek olarak tam da bu yırtıcı göç yolunun üzerinde duran Koç Üniversitesi'ne bir müracaatta bulunduk. Evet. Ve şunu istedik, dedik ki hep beraber bir araya gelelim. Yani sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle birlikte kampüsün içine güzel bir kuş gözlem kulesi yapalım. Ve böyle buralarda bu şekilde değil de daha özgün bir platformda, daha bu iş için uygun bir yerde ve üstelik bilimsel bir ortamda toplanalım, ama henüz yanıt alamadık. Dilerim yanıt yanıt alırsınız. Bu da çok keyifli. Aslına bakarsanız yönetimine mesaj olur. Bugün buradaydılar. Sabah bizle birlikte geldiler. Meraklı öğrenciler var. Umarım seneye bu faaliyeti Koç Üniversitesi'nin içinde güzel bir kuş gözlem merkezinden bu canlı yayını yapma fırsatımız olur. Umarım olur, çünkü Eylül-Ekim döneminde de kuşlar ters tarafa giderken belki yeni bir gözlem eviyle karşılaşırız. Umarım orası ziyaret edilen bir yer olur. Tabii Türkçe'de bazı deyimler var, onu hiç sevmiyorum. Kuş beyni, işte kas kafa ya da sürüsüne bereket gibi. Ama yukarıdan geçen kuşları özellikle geçiş yolları üzerindeki sulak alanları kurutarak ya da işte Boğaz'a bir tane daha köprü yapacağız diye ormanları yok ederek bundan sonra seyredemeyebilirsiniz. Önünüzde bir fırsat var. Önünüzde 10-12 günlük bir fırsat, bir zaman dilim var. Lütfen gelin bu efsanevi geçişi, İstanbul'u, Boğaz'ın kuşlarını hep birlikte izleyin. Hoşçakalın efendim.